Merhaba, Avusturya'nın Salzburg kentinde Alman dilinin en önemli, en üretken yazarlarından Stefan Zweig için onun adına kurulmuş bir merkez var. Ben de işte bu kenti ziyaretim sırasında merkeze de gittim ve şu anki müdürü Profesör Arturo Larcati ve yardımcısı Peter Brückner'le konuşup çalışmaları hakkında bilgi aldım. İşte bu vesileyle de bu yayında biraz Stefan Zweig'dan ve ele aldığı temel sorunsal bakımından bence çok güncel olan Vicdan Zorbalığa Karşı, Castellio, Calvin'e adlı eserinden bahsetmek istiyorum bu yayında. Şimdi Zweig 1881 Viyana doğumlu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tebaası yani. Habsburg hanedanlığı olarak da biliniyor bu imparatorluk biliyorsunuz ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgi sonrasında yıkıldı, dağıldı. Zweig'in anne ve babası asimile olmuş Yahudiler. Tekstil fabrikaları var ve çok da varlıklılar. Stefan Zweig'in şiirleri, makaleleri, çevirileri ilk gençlik yıllarından itibaren çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanıyor. 1920'li yıllarda ise Zweig'in romanları, biyografileri, tiyatro oyunları ve denemeleri dönemin en çok satanları arasına giriyor. Eserleri 50 dile çevriliyor, milyonlarca satıyor. O dönemde Zweig 1919-1934 yılları arasında tam 15 yıl Salzburg'da yaşıyor ve bu kenti üs olarak kullanıp Avusturya'yı değil aslında tüm Avrupa'yı geziyor. Salzburg'da ziyaret ettiğim Stefan Zweig merkezi bir Mönch Dağı var. Kente böyle tepeden bakıyorsunuz oradan. Mönch Dağı üzerinde kurucusunun adıyla söylersek Paris Lodron ama şu anda bilindiği adıyla söylersek Salzburg Devlet Üniversitesi'ne bağlı 17. yüzyıldan kalma Edmundsburg binası içinde, onun giriş katında. Merkez aslında akademik çalışmalar için açılmış. Zweig'in hayatı ve eserleriyle ilgili içeride bir minik sergi var. Yani hep açık. Böyle kulaklık takıp da dinleyebiliyorsunuz onunla ilgili yapılmış filmleri vesaire. Ve yıl boyunca da bu merkez çeşitli konferanslara, söyleşilere, okuma etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Stefan Zweig tüm Avrupa'yı hatta tüm dünyayı vatanı olarak gören, kendi ifadesiyle çingeneler gibi oradan oraya dolaşmayı, seyahat etmeyi, farklı kültürlerle tanışıp etkileşmeyi çok seven biri. Yani tam bir xenofil. Savaş karşıtı ve hümanist. Salzburg merkezli yaşadığı dönemlerde işte James Joyce, Sigmund Freud, Joseph Roth, Theodor Herz gibi ünlülerle arkadaşlık yapıyor. Rilke, Rodin, Dali ve Yeats'le vakit geçiriyor. Müthiş üretken biri 61 yıllık ömrüne 64 eser sığdırıyor. Bunlardan 32 tanesi de Türkçe'ye Can Yayınları tarafından kazandırılmış durumda. Tabii başka yayın evleri de var Türkiye'de Zweig'in eserlerini basan. Zweig'in özellikle biyografileri çok ünlü. Bu vesileyle ben söylemek isterim ki geçtiğimiz günlerde ilk öykü kitabı da yayınlanan yazar arkadaşım Zümrüt Alp'e çok müteşekkirim. Onun sayesinde ben aslında Zweig'in Marie Antoinette ve Marie Stuart biyografileriyle başladım. Okudum ve müptelası oldum Zweig'in. Henüz tabii külliyatı tamamlayabilmiş değilim. Söylemeliyim ki Montaigne, Goethe, Dostoyevski ve bugün konu edeceğim Fransız ilahiyatçı Sebastian Castellio biyografileri muhteşem. Şimdi Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castellio Calvin'e adlı eser İngilizceye Right to Heresy başlığıyla kazandırılmış. Aslında Türkçe'ye tam doğru çevirisi Zındıklık hakkı olur. Ben başlığa çıkardım zaten. Nitekim Stefan Zweig Merkezi'nin müdürü Profesör Larcati bu İngilizce'deki başlığın kitabın içeriğini orijinal başlığından çok daha iyi anlattığını da söyledi bana onunla yaptığım mini mülakatta. Şimdi Can Yayınları bu eseri şöyle tanıtıyor. Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castellio Calvin'e okuru Fransız reformcu Jean Calvin'in diktatörlüğünün hüküm sürdüğü 16. yüzyıl Cenevresine götürür. Calvin'in farklı görüşlere gösterdiği tahammülsüzlük, hümanist din adamı Miguel Serveton'un resmi öğretiye ters düşen görüşleri nedeniyle ölüm cezasına çarptırılması üzerine zirveye tırmanır. Tam da bu noktada Sebastian Castellio, Calvin'in karşısında tarih sahnesindeki yerini alır. Bu kitap Zweig'in kendi yaşamını belirleyecek nasyonal sosyalizm de dahil totaliter rejimlere yönelttiği bir eleştiri olarak da okunabilir ki ben öyle okudum. Katı ideolojilerin beraberinde getirdiği tehlikelerin göz önüne serildiği insanca yaşamak için düşünce ve ifade özgürlüğünün, hoşgörünün altının çizildiği evrensel nitelikte bir kitap. Hakikaten de öyle. Şimdi 27 Ağustos tarihli Gülşen'in tutuklanması ve hakikat başlıklı yazımda da, Medyascope'da yayınlanan yazımda da Zweig'in bu eserinden bazı alıntılar yapmıştım. Aklınızda bulunsun, bakmak isterseniz. Jean Calvin'e gelirsek o bir fanatik dinci. Hristiyanlığı reforme etme iddiasında ama böyle reform yapıyorum falan derken bayağı bir din diktatörlüğü kuruyor. İşte kim Tanrı'ya nasıl inanacak, hangi ibadet caizdir, hangisi değildir buralardan başlıyor ama artık böyle evinizde ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz, eşinizle nasıl sevişeceksiniz? Yani buralara kadar her şeye karışıyor. Bugünün İran'ı gibi biraz düşünebilirsiniz. Bugün İran'da kadınların önü çektiği, başını çektiği hareket de aslında bu müdahaleye, gündelik yaşama kadar varan, nasıl nefes alacağınızı, ne yiyeceğinizi, ne yapacağınızı, kimi öpüp kimi öpmeyeceğinizi söyleyen müdahaleye itirazdır. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi Calvin insanların hayatına 7/24 hükmediyor. Hatta böyle kalkıp da cesaret eden mi oldu? Hani itiraz etmek üzere. O zaman da onları sürgüne yolluyor ya da işkencelerle hapishanelerde süründürüyor. Bir de tabii herkesin gözü önünde diri diri yakılıyor muhalefet eden. Sebastian Castellio işte aslında kendi halinde böyle bir ilahiyatçı, öyle tanınmış biri falan kesinlikle değil. Fakat Calvin İspanyol hümanist ilahiyatçı ve hekim olan Miguel Serveton'u böyle zındıklıkla itham edince, cezalandırınca Castellio yeter artık diyor, dayanamıyor ve sessiz kalamıyor. Şimdi zındıklık kavramını şu anda herhalde açsam çok yerinde olur. Bunun içinde Türk Ortaçağ tarihçisi Profesör Doktor Erkan Göksu'nun Türk Yurdu adlı internet sitesinde yayınlanan siyasi bir argüman olarak İslam tarihinde zındıklık ve meşhur zındıklar başlıklı yazısından yararlandı. Şimdi Profesör Göksu bu makalesinde tarihi arka planı veriyor, etimoloji bilgilerini paylaşıyor. Sonra da Emevilerin son dönemiyle hilafetin Abbasilere geçmesinden sonra işte bu zındıklık kavramının anlamının genişlediğini anlatıyor. Ve diyor ki zındıklık kavramı böyle artık siyasi iktidarın meşruiyetini, konumunu, kudretini korumaya yönelik işte görünüşte dini, uygulamadaysa siyasi bir argüman haline geliyor. Sonra şöyle tarif ediyor zındıklığı, yani bu genişlemeden sonra mevcut siyasi ve dini ya da mezhebi otoriteye karşı çıkan her türlü ferdi ya da toplumsal hareket, tehdit unsuru oluşturduğu düşünülen bütün fikirler ve kişiler zındık olarak nitelendirilmiştir. Yani bizim geçmişimizde de, Müslümanlığın geçmişi, İslam'ın geçmişinde de var. Şimdi Calvin de işte değil böyle iktidarını, otoritesini, meşruiyetini sorgulamak, azıcık eleştiren çıksa derhal zındıklıkla suçluyor. İngilizcesini söylersek bunlara heretik diyor. Yani sapkın diyor, dinden sapmışlar diyor ve işte bu muhaliflerini de böyle düzmece mahkemelerde yargılatıp cezalandırıyor. Tabii bu mahkemelere de ihtiyaç duyuyor, öyle astım kestim olmak istemiyor. Bir mahkeme kurduruyor. Orada böyle işte neden zındık bulduklarını bir şekilde haklı çıkaracak bir meşruiyet yaratıyorlar. Tabii düzmece mahkemeler, tekrar ediyorum, vurguluyorum. Ve böylece böyle cezalandırıyor ve ortadan kaldırıyor muhaliflerini, sessizleştiriyor. Castellio da Serveton'un zındıklıkla suçlanarak düzmece mahkemede böyle mahkum edilmesi ve sonra yakılarak öldürmesi üzerine artık duramıyor ve Calvin'e baş kaldırıyor. Şimdi Stefan Zweig'in satırlarından aktarmak istiyorum. Castellio kalemini mızrak gibi kaldırıp bu tehlikeli kavgaya girdiği andan itibaren zırhlar içindeki diktatörlüğün üstün gücü karşısında sadece fikri düzeyde kalacak bütün mücadelelerin etkisiz kalacağını, dolayısıyla aslında bunun ümitsiz bir girişim olduğunu gayet iyi bilmektedir. Yalnız ve korumasız biri, arkasına binlerce, on binlerce kişiyi, üstelik devlet gücünün militan aygıtlarını almış Calvin'le nasıl mücadele edecek, onu nasıl yenecektir? Calvin bütün bir şehri, o zamana kadar özgür yurttaşlardan oluşan bir devleti katı bir itaat mekanizmasına dönüştürmeyi, her tür bağımsızlığı, düşünce özgürlüğünü tümüyle kendi öğretisi içine hapsetmeyi başarmıştır. Şehrin ve devletin içinde belli bir güce sahip ne varsa onun mutlak kudretine tabidir. Bütün makamlar ve yetkili merciler, şehir meclisi ve kilise yönetimi, üniversite ve mahkeme, sermayedarlar, rahipler, okullar, kolluk güçleri, hapishaneler. yazılan ve sözle ifade edilen her şey, hatta gizlice fısıldanan kelimeler bile. Öğretisi kanun hükmündedir Calvin'in ve kim en hafifinden bile olsa bir itirazda bulunmaya cüret ederse derhal zindanlarla, sürgünlerle ya da üzerinde diri diri yakıldığı odun yığınlarıyla dersi verilmektedir. Bütün tartışmaları ortadan kaldıran bu dini tiranlığın iddiasına göre Cenevre'de sadece bir tek hakikate tahammül gösterilebilir ve Calvin o hakikatin peygamberidir. Şimdi alıntıyı ben burada bırakıyorum kitaptan ve size şiddetle tavsiye edeceğim bu kitabı okumanızı. Güncel tartışmalarla çok örtüşüyor. Ve Zweig'in kendisine geri dönmek istiyorum şimdi. Diyor ki, galipleri, muzafferleri sevmem, yenilenleri severim ve zamanların akımına direnen, inandıkları şeyler uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alan karakterleri resmetmenin sanatçının görevi olduğuna inanırım. Gerçekten de biyografilerini mutlaka okumalısınız. Çok olağanüstü, hem dönemi tasvir etmeleri bakımından hem de o kişileri anlatmaları ve mücadelelerini, neden kaybettiklerini anlatmaları bakımından çok çok önemli. Stefan Zweig Avrupa'nın birliğine inanan biri, Birleşik Avrupa'ya, yani Avrupa Birliği'ne inanıyor. Radikal bir pasifist ve Dünya Savaşı'nın ve milliyetçiliğinin böyle aşırı yükseldiği bir dönemde, tıpkı bugün gibi, kendini adamış bir enternasyonelci olmayı, öyle kalmayı başarabiliyor. Nazilerin iktidarında Zweig'in kitapları yasaklanıyor ve ardından Mayıs 1933'te de bütün kitaplar toplanıyor, ateşe veriliyor. Biliyorsunuz o dönemi, okumuşsunuzdur tarih kitaplarından. Zweig kitaplarının yakılması üzerine şöyle söylüyor. Thomas Mann, Heinrich Mann, Franz Werfel gibi ustaların ve benden çok daha iyi yazan nice yazarın Almanya'daki edebi varlıklarının tamamen yok edildiği böyle bir zamanda benim eserlerimin de yasaklanmış olması benim için onurdur. 1934'te Salzburg'daki evinin Naziler tarafından aranması üzerine, yani Naziler gidip onu bulmaya çalışıyorlar. Herhalde yakalayıp, işte Yahudi asıllı olduğu için de belki de toplama kampına gönderecekler ya da hapse atacaklar. O da İngiltere'ye göç etmeye karar veriyor. Sonra ilk kez Güney Amerika'ya da gidiyor ve aslında bu bahsettiğim Castellio biyografisini bu dönemde yazıyor. Stefan Zweig ilk eşinden boşandıktan sonra 1939 yılında ise yazar Charlotte Altman'la evleniyor. Charlotte Altman, Lotte Zweig olarak da biliniyor. Çifte İngiliz vatandaşlığı veriliyor. Bol bol seyahat ediyorlar. Sonra Zweig 1941'de otobiyografisini yayınlıyor ve aynı yıl eşiyle Lotte ile beraber Brezilya'nın Petropolis şehrine taşınıyorlar. Bu biyografiyi, kendi yazdığı otobiyografisi Zweig'in Dünün Dünyası adıyla iletişim yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. İletişim yayınları şöyle tanıtıyor kitabı. Dünün Dünyası, Zweig'in ve aslında tüm insanlığın kaybettiği Avrupa'ya bir ağıt, bir tür kültür tarihi, bir dönemin biyografisi. Dünün Dünyası, yani Stefan Zweig'in otobiyografisi, Zweig'in içine doğup yetiştiği Habsburg İmparatorluğu'nun çöküşünü, Birinci Dünya Savaşı'na kadar her bakımdan coşku dolu olan Avrupa'yı, savaştan sonra Avrupa'nın bütün düzeninin alt üst oluşunu, Hitler'in usul usul ama göz göre göre Avrupa'yı esir alışını, dostların birbirine düşman oluşunu içten, trajik, melankolik ve hasret dolu bir bakışla anlatıyor. Evet, Zweig savaşsız, birleşik bir Avrupa idealine inanıyordu. Fakat faşizmin yükselebilmiş olması ve İkinci Dünya Savaşı ile ilgili kişisel tanıklıkları onu büyük bir ruhsal çöküntüye itiyor. İşte Avrupa'nın barbarlığa tamamen teslim olduğunu düşünüyor ve ağır bir depresyona sürükleniyor. Zweig, Stefan Zweig üzerine çalıştığı son eseri olan Satrancı, ki bildiğim kadarıyla ortaokullarda, liselerde bu kitap okutulmaya başlanmış. Çok güzel, okutanları tebrik ediyorum. İşte son eseri olan Satrancı tamamladıktan kısa bir süre sonra 22 Şubat 1942'de karısıyla Lotte ile beraber intihar ediyor. Zweig halen İsrail Ulusal Kütüphanesi'nde saklanmakta olan intihar mektubunda şöyle yazmış. Kendi dilimin dünyası battı ve benim için kayboldu ve ruhani vatanım Avrupa kendi kendini yok etti. Zweig yaşamayı seçmiş olsaydı Nazizmin yenilişini görebilecekti. Zira ben yine onun satırlarından aktarmak istiyorum. Şöyle yazmıştı. Bugüne dek tek din ya da tek dünya görüşünü diktatörlükle, zorbalıkla dayatabilen olmadı. Asla da olmayacak. Çünkü akıl daima her tür kölelikten kaçacak, dayatılan biçimlere uygun düşünmeyi, yavanlaşmayı, sığlığı, miskinliği ve aynılaşmayı reddedecektir. Şimdi umalım dünyanın dört bir yanında ve Avrupa'da da, ülkemizde ve komşu İran'da da milliyetçiliğin, faşizmin, otoriterliğin ve zorbalığın yeniden yükselişe geçtiği bu günlerde bizim de aklımız galebe çalabilsin. İzlediğiniz için teşekkürler.